Değerli izleyicilerimiz sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün değerli arkadaşlarım Profesör Doktor Casım Avcı ve Doçen Doktor Mahmut Kelpetin'le Peygamberimizin izinde Hicretin 5. yılı hadiselerini konuşacağız. Eee Mustalikoğulları Gazvesi ve Hendek Gazvesi bu yıl içerisinde meydana gelen önemli hadiseler. Hocam e, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece Kureyş müşrikleriyle değil, çevredeki kabilelerle inişli çıkışlı bazılarıyla anlaşma e, süreciyle sonuçlanan ama bir kısmıyla da çatışmanın olduğu gelişmeler yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hicretin 5. senesinde mustalikoğulları… Bir tanesi de sizin e, bahsetmiş olduğunuz mustalikoğulları. Şimdi e, kabile itibariyle, kabileleri biz tabii <laughs> e, şunu belki e, hatırlatmakta fayda var. Yani e, bütün kabileler veya bütün insanlık Hazreti Adem'den geliyor. E, kabile mantığını da böyle düşünebilirsiniz. Yani bir kabilenin e, bağlı bulunduğu esasında ana bir e, kabile var, ana noktası var ve bunun e, her yere e, e, dağılan kolları var. Biz tabi alan uzmanları bunları değerlendirirken kolların dışında bu acaba hangi kabileye bağlı bunu da tespit edebiliyorsak bunlarla da bağını da kurmaya çalışırız. Çünkü bu bunu, bağ üzerinden. E, bunu şunun için e, yani sormayı da özellikle sor, soruda zikretmemin sebebi e, şu. Esasında hocam ben sormasaydınız kendim e, yani zihnimde dedim ki... Hani ...buna en azından işaret etmemiz lazım. Çünkü çok teknik bir şeye dönüşebiliyor. Bazen böyle sadece kabile ismini bırakıp geçtiğimiz zaman. Evet. Mustalik e, Mustalikoğulları Huza kabilesinin bir evet. kolu. Huza kabilesi daha önceki programlarımızda bahsettik. Eskiden e, Hazreti Peygamber'in nübüvvetinden önce... Kusay dedelerinden beşinci atası Kusay Mekke'ye gelip Kureş kabilesini e, Mekke'ye yerleştirdiği sırada o sıralarda Mekke'de oturan bir kabileydi. Onun tarafından Mekke'nin dışına çıkarıldı. Evet. Yani yerleşik hayata geçmiş bir kabile iken Yani cürhümü, cürhümü onlar Mekke'den çıkardılar. Evet. Yerine Huza geldi. Sonrasında da işte Kusay'la beraber e, onlar da oradan çıkmış oldular. Onlar da oradan çıktılar ve büyük bir kısmı Mekke civarında yaşıyorlardı ama Mustalikoğulları Medine'ye daha yakın bir coğrafyada yaşıyorlar. Evet. ha şunu da hatırlatmak için vurgulamak e, istedim soruda. Eee Mustalikoğulları Peygamber Efendimize düşmanlık yapıyor evet. ama aslında Huzaa Huzaa'nın Mekke civarında yaşayan kolları Peygamber evet. Efendimizin müttefiki. Evet. Haşim oğullarıyla da daha önce bir takım ilişkileri olmuş. Kureyş'e rağmen Kureyş'e karşı bir duruşları var ama aynı zamanda ilişkileri de evet. var. Mustalik oğulları ise Kureyş'in yanında duran, Peygamber Efendimiz'e düşmanlık yapan bir kabile. Hatta Huza ile ilgili şunu söyleyebiliriz hocam. Huza kabilesi ile ilgili. Belki bugün işte konuşurken e, değinmemiz uygun olacak. Hendek gazvesi ile ilgili Hazırlıkları da Allah Resulü'ne haber veren mesela evet. e, hızlı bir şekilde gelecek e, haber vermiş olacak. İstihbarat, bilgisi İstihbarat bilgisini var. paylaşmış olacak. Dolayısıyla e, yani e, bu çerçevede tekrar devam edecek olursak yani Huza kabilesinin büyük bir kısmı peygamber efendimizle bu anlamda bir anlaşmaları Yakın ilişkiler olmasına rağmen sizin de ifade ettiğiniz üzere beni Musa'li'nin daha ziyade Mekke müşrikleri ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkinin de Peygamber Efendimiz'e bir düşmanlık şeklinde dönüştüğünü göreceğiz. Esas Şimdi soru şu: Musa'li Koğulları gazvesi neden meydana geldi? Nokta evet, evet. Şimdi esasında burada biraz da Peygamber Efendimizin devlet başkanlığına belki atıf yapmamız gerekiyor. Çünkü şimdi Peygamber Efendimiz bir siyaset politikası olarak şunu takip etmiyor. Yani olup biten olayları veya olayları gerçekleşmeden önce esasında bazı şeyleri işte biraz önce işaret ettiğimiz istihbari faaliyetlerle veya başka vesilelerle olup bitenlerden de sürekli e, haberdar olmaya çalışıyor. Yani e, hani bugün konuştuğumuz büyük devlet nasıl olur dediğimizde sadece kendi ülkesindeki huzuru sağlamayacak. İşte bizim Medine'de bahsettiğimiz Müslümanların lideri, Yahudi problemi varsa o problemi çözecek, münafık problemi varsa onu çözecek, civardaki işte problemler varsa onları çözecek, aynı zamanda kendisiyle kendisine yönelik bir tehdit unsuru varsa bu tehdit unsuruna da en azından daha oluşmadan haberdar olması gerekecek. Allah Resulü doğrudan doğruya e, Musarik kabilesinin, e, Musarik oğullarının Medine'ye bir saldırı girişiminde e, o, tıpkı Zat-ı Sevaride olduğu gibi bir saldırı girişimi haberini öğrenir öğrenmez e, bununla ilgili e, ilginç gelebilecek bir istihbari faaliyetin içerisine giriyor. Yani bu faaliyetler ara ara geliyor. Yani belli ki biz bunu anlıyoruz esasında. Yani biz tabi sadece olup bir kısmını gönderdiği istihbarat seriyeleriyle temin ediyor. Bir kısmı Medine'ye gelen tacirler üzerinden, tüccar evet. üzerinden yahut da başka kişiler üzerinden Bazen veya, doğru da olmayabiliyor. Bazen yanlış bilgi de verilebiliyor. Yönlendirme anlamında evet. bilgiler de var. Tarihte örnekleri Hı -hı. de var. Ama birçok kanalı kullanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların özel hayatına hayatına ilişkin tecessüs anlamı taşımayan bunu ayırmak evet. lazım. Evet. Başka bir şey o. Fakat devlet güvenliğini ilgilendiren, Müslümanların güvenliğini, hayatını ilgilendiren konularda istihbarat topluyor ve bunu değerlendirerek ona göre harekete geçiyor. Şu açıdan da önemli yani şöyle hayal edin hocam siz meseleyi veya pergelin ucunu şöyle açtığınız zaman yani benim asıl düşmanım Mekke müşrikleri dediğiniz zaman bütün hazırlığınızı oraya doğru yaptığınız zaman bu tür baskınlara ki biz biliyoruz ki Arap toplumunda Arap kabileleri özellikle baskın geleneğine sahip olan bir topluluktu. Yani bu kültür içerisinde yetişmiş ve çok hızlı hareket edebiliyorlar ve Mekken'in Arap toplumundaki biz gücünü de biliyoruz. Yani sadece Mekkeyi bir kendi adına bir güç olarak kabul etmemek lazım. Diğer Arap kabileleriyle de bağı olduğundan dolayı onlar üzerinden de Medineye bir saldırı girişimi olabilir. Dolayısıyla Allah Resulü biz anlıyoruz ki kendisine yönelen her istihbarat faaliyetini bu anlamda kıymetli ve değerli görüyor ve bunu değerlendirmiş oluyor. Burada e, bizim kaynaklarımızda nakledilen e, ilginç bir esasında e, bir e, istihbarat değerlendirmesi var. Müsaadenizle onu e, aktarayım. Sonra e, Casim abi de e, bekliyor. E, onu da en azından e, bekletmemiş oluruz. Evet, çok e, bekletmeyelim. <laughs> Eyvallah. Şimdi. E, Peygamber Efendimiz bu tabi haber geldiği zaman e, anlıyoruz ki esasında olayın gerçek olduğunu düşünüyor. Ama bir de yerinde imkan varsa yerinde bunu e, tahkik etme ihtiyacı hissediyor. Burada da Büreyde bin Husayb e, üzerinden bir e, yerinde e, izlenim veya yerinde gözlem diyebileceğimiz bir işlem yapmış oluyor. Allah Resulünden şunun müsaadesini istiyor. Diyor ki ya Resulallah ben o bölgeye gideyim e, müsaade edersen e, yani senin adına Bazen hani bu bir savaş hilesi olabilir. Doğru olmayan şeyler de söyleyebilir miyim veya işte hakikat dışı şeyler de söyleyebilir miyim şeklinde peygamber efendimizden de izin almış oluyor. Ve bölgeye gittiği zaman tabi anlıyoruz ki biz yani orada bir hazırlığı fark ediyor. Tabii onunla yetinmiyor. Kabile reisiyle görüşüyor. Ee, kabile reisi gelen Dırar bin Ebi Evet Amir evet. Ee, kabile reisi e, Beni Musalik reisi Haris, e, Haris Haris bin Ebu Haris Dırar ile Haris görüşüyor ve ona şunu söylüyor diyor ki e, yani duydum ki veya işte görüyorum ki bir hazırlık içerisindesiniz e, yani işte hepimizin düşmanı olan e, işte hep ortak düşmanımız olan Medine'deki işte kimseyle ilgili hazırlıkların olduğunu görüyorum duyuyorum benim de şu kadar adamım var. müsaade edersen veya ne yapmamız gerekiyorsa, birlikte hareket edelim dediğinde. Haris de diyor ki, tamam diyor, biz hakikaten böyle bir hazırlık içerisindeyiz. E diğer ee, çevredeki kabilelerle de irtibat kurmuşlar. Evet. <laughs> Tek başlarına değil tabii. tabii, tabii. Başka kabileleri yani, de dahil ederek. Yani etrafa haber salınmış. Evet. Yani kendilerine bu anlamda çünkü biz öteden beri biliyoruz paralı asker dediğimiz şeyler de var. Yani işte kimisi mesela ganimetle kandırılmış oluyor, kimisi farklı şeylerle kandırılmış veya hani kandırmayı orduya çağrılmış anlamında anlayalım. Ve e, hakikaten e, Bureyde bin Husayb e, kabile reisi Haris'le yaptığı bu görüşmeden sonra anlıyor ki gerçekten e, durum ciddi. Yani burada bir hazırlık var ve e, Medine'ye hemen alelacele dönüyor ve Allah Resulü'ne durumu rapor etmiş oluyor. Yani yerinde gözlemi e, bu şekilde gerçekleştirmiş Şimdi, oluyor. Şimdi e, Mustalikoğulları'nın... Allah Resulü'ne karşı bir organizasyon yaptığı anlaşılıyor. Allah Resulü bunu tahkik ettiriyor. Evet. Tahkik ettirdikten sonra e, neler oldu sorusunu Casim hocama soralım. Ata yurdundan Casim Avcı evet. hocam buyurun. Hocam teşekkür ederim. Öncelikle size ve değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftaki programda Mevlid-i haftasına girmiş olacağız. Dolayısıyla şimdiden Mevlid-i Nebi'yi, Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah programımızın adı Peygamberimizin izinde. Bu program vesilesiyle de Resulullah Efendimizi doğru anlamak, doğru anlatmak ve onu onun sünnetini hayatımıza doğru bir şekilde aktarmak nasip olur temennisiyle başlamak istiyorum. Hem siz hem de Mahmut kardeşimiz güzel bir girişle başlamış oldular. Beni Müstalik gazvesi, diğer adıyla Müreysi gazvesi. Beni Müstalik kabilesi reisi Haris bin Ebu Dirar'ın Medine'ye saldırı hazırlığı içerisine girmiş olması dolayısıyla başlayan bir gazve. Bureyde bin Husaybi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bugünkü tabirle casus olarak gönderiyor. Burayı da bin Hüsayb izin alıyor ve e, teknik yani kelimenin tam anlamıyla casus olarak Beni Mustalik kabilesine e, gönderiyor. Burayı da bin Hüsayip'in getirdiği bilgiler Beni Mustalik'in ve reisi Haris bin Ebu Dirar'ın hem kendi kabilesinden hem de etraftaki kabilelerden işte at, silah ve ordu temin ederek Medine'ye saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini getiriyor. Burayı da bir müsait. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçen hafta bahsettiğimiz bir taktiği vardı. Bu taktiklerden birisi düşman saldırılarını yerinde savmak. Demin Mahmut da onu hatırlamaya çalıştı. Zatur Rika gazvesi e, ile ilgiliydi bu. Yani bunun gibi benim müstalikim de saldırısını Yerinde savmak amacıyla 700 veya 1000 civarında bir askerle birlikte Beni Müstalik kabilesi üzerine yürüdü. Beni Müstalik kabilesi Müreysi suyu etrafında toplanmıştı. Onların iki temel e, suları vardı. Bunlardan bir tanesi Müreysi kuyusuydu. Buraya geldiklerinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman adeti olduğu üzere öncelikle onları İslam'a davet etti. Onlara elçi gönderdi. Elçi olarak Hazreti Ömer'i seçti. Hazreti Ömer onlara İslam'ı e, kabul etmeleri için telkinde bulunduysa da Haris bin Ebu Dirar buna karşı çıktı ve hemen Müslümanlara saldırmaya başladılar. Artık çatışma, savaş kaçınılmaz olunca Müslümanlarla Beni Müstalik kabilesi arasında e, savaş çıktı. Müslümanlar galip geldiler. Tabii 10 civarında, benim müstalikten 10 kişi öldürüldü. 600-700 civarında kişi esir alındı. Aynı zamanda koyunları ve develeri ganimet olarak ele geçirildi. Rivayete göre 2000 civarında deve, 5000 civarında e, koyun e, ele geçirildi. Ve bu şekilde Müslümanlar burada ve zafer kazandılar. Yani hem Beni Müstalik oğullarının Medine'ye yönelik olan tehlikesini savmış oldu Peygamber Efendimiz. Aynı zamanda ganimet ve esir ele geçirmiş oldular. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında bulunan Beni Müstalik'in reisi Haris bin Ebu Dirar'ın kızı Cüveyriye ile evleniyor. Bu evlilik enteresan bir hayırlı sonuç getiriyor. Nedir bu sonuç? Bu aynı zamanda bize Peygamber Efendimizin çok evliliğiyle ilgili hikmetleri, sebepleri konusunda da bize bir fikir veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz evlilik yoluyla bazı kabileler arasında dostluk kurmayı amaçlayan bir siyaset izlemekteydi Burada da aynısı oldu. Esirler arasında bulunan e, Hazreti Cüveyriye ile evlendi. Hazreti Cüveyriye ile evlenince Beni Müstalik'in damadı oldu. Böyle bir durumda Müslümanlar Beni Müstalik'ten ele geçirmiş oldukları esirleri yanlarında tutmaya utandılar. Dediler ki Resulullah Efendimiz'in artık hanımı olmuş olan Ümmül Müminin Müminlerin annesi olmuş olan Cüveyriye'nin kabilesinden esirleri biz elimizde tutmaya haya ederiz dediler. Ve ellerindeki esirleri serbest bıraktılar. Bu da çok enteresan bir noktadır. Esirler serbest kalınca, tabi bu büyük bir jest, çok önemli bir şey. Eskiden hani savaşta esirler ele geçiriliyor, öldürülüyor çeşitli şekillerde, e, işkencelere tabi tutuluyor. Bunlar üstelik Medine'ye saldırı hazırlığı içerisinde olan bir kabile savaş sonunda esir olarak ele geçiriliyor ve serbest bırakılıyor. İşte bu Müslümanların bu tavrından dolayı Beni Müstalik kabilesi Müslüman oluyor. Aynı zamanda Beni Müstalik'in reisi Haris bin Ebi Dirar da bu Müslüman olanlar arasındadır. Böylece Beni Müstalik gazvesi, Beni Müstalik gazvesi, yani Medine'ye saldırı hazırlığı içerisinde olan Beni Müstalik kabilesi, Müslümanların, Peygamber Efendimiz'in izlediği güzel siyaset sayesinde sonuçta onların güzel hareketleri dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmiş oluyorlar. Hocam, Hocam ee, affedersiniz. Şimdi Allah Resulü ile e, mustalik oğulları arasında bir çatışma meydana geldiğini söylediniz. E, takriben Peygamber Efendimizin ordusu 700 veya 1000 kişi evet. civarında idi dediniz. Rivayetlere istinad ederek evet. e, Mustalik oğulları kabilesinin de 600-700 kişi kadar olduğunu evet. e, ifade ettiniz. Tabi ayrılanlar, kaçanlar, onlarla işbirliği e, içerisinde evet. olan diğer kabileler durumu ...durumun vahametini anlayınca ayrılıp kaçtılar. Allah Resulü onlara İslam'ı teklif etti, kabul etmediler. Fakat e, burada büyük bir savaştan bahsetmek herhalde çok isabetli olmaz. Yani kayıplar açısından evet. bakıldığında... Evet. E, oğullarından 10 kişi öldürülmüş. Ölmüş, Müslümanlardan evet. da bir kişi şehit olmuş, yanlışlıkla. yanlışlıkla öldürülmüş. Evet. Hocam, ee, adını söyleyelim şehit sahabinin Hişam bin Sübabe el-Kelbi. Evet. Kelp kabilesinden. Evet. Bu hani şundan dolayı savaşlarda bazen düşman zannedilerek kendi taraftarları öldürülebiliyor, şehit edilebiliyor. İşte mesela bunun benim müstalik gazvesinde Hişam bin Sübabe örneğinde bunu görüyoruz. E, tabii bu aynı zamanda savaşlarda ne kadar aynı zamanda dikkatli olmak gerektiğini de gösteriyor. Evet ee, hocam. Burada Allah Resulü'nün stratejisi açısından bakıldığında esirlerin serbest bırakılması, kurtuluş bedeli fidye-i necat almadan serbest bırakılması Hı. ve bu tavrın, bu jestin onların İslam'a yönelmelerine sebep olması Allah Resulü'nün tebliğ hedefi çerçevesinde bu askeri faaliyetin de aslında savaş gibi insanlara çok hoş gelmeyen bir hadisenin e, olumlu bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bu boyutu hakikaten dikkat çekici. Yani bir katliam yapılmadı. Büyük bir evet. e, zayiat verilmedi karşı tarafa. Daha küçük bir kayıpla bu insanlar kazanıldı. Hocam Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün stratejisi sonuç odaklıdır. Bu sonuç da İslami tebliğidir. Dolayısıyla burada bir e, eğer savaş varsa bu mutlaka karşı taraftan gelecek olan, gelen veya gelmesi muhtemel olan saldırıları bertaraf etmek veyahut da işte o saldırıları yerinde bertaraf etmek amaçlı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in genel stratejisinin insan kazanmak olduğunun altını çizelim. Bu sizin güzel ilaveniz vesilesiyle ben de bunu belirtmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Burada seferle ilgili şöyle bir bilgiden bahsediliyor. Mustalik oğulları hayvancılık yapan göçebe bir kabile, deve sürüleri var, koyun sürüleri var. Buradan elde edilecek ganimetin fazlalığını dikkate alarak ve hassaten kolay bir sefer olduğunu düşünerek. Başka seferlerde Müslümanlara ihanet eden münafıkların bu sefere fazlasıyla ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Münafıkların burada bulunduğu ortamda bir hadise meydana geliyor. Kuyunun başında, evet. müresi evet. kuyusunun başında su çekmek isterlerken iki kişinin kavgası ve bunun münafıkların da karıştığı bir sürece dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Burada neler oldu ve tabi münafıkların bundan sonraki dönüş yolunda da bir takım olumsuz davranışlarını konuşacağız. Tabii. Hocam münafıklar her fırsatta Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhine tuzak kurmaktan çekinmediler. Bunu biz Müstalik Gazvesi'nde de görüyoruz. Müstalik Gazvesi'ne Abdullah bin Übey bin Selul, Medine'deki münafıkların reisi, başkanı, organizatörü onun ve münafık, diğer münafıkların katıldığını görüyoruz. Ve dediğiniz gibi bunlar e, ele geçirilecek olan ganimeti de ummaktadırlar. Tabii ki Müslüman gözüktükleri için bazen de Müslümanların yapması gereken tavırları da yani savaşa gidilecekse gitme durumu da söz konusu oluyor. Diğer türlü çünkü açık verecekler. O bakımdan bu tür yaklaşımlarını da görmekteyiz. Benim Müstalik gazvesine Abdullah bin Übey bin Selül ve diğer münafıklarına katıldığını görüyoruz ama her fırsatta Müslümanların arasını ayırmak, birbirine düşürmek için fırsat kolladıklarını da biliyoruz. İşte bu müreysi kuyusunun başında rivayete göre kuyudan su çekerken Hazreti Ömer'in ücretle tuttuğu bir seyis var. Cehcah isimli. Bu kişi ile Ensar'dan yani Medine yerlilerinden Sinan bin Vebre arasında bir tartışma çıkıyor. Bir yumruklaşma e, meydana geliyor. Bu sırada cahiliye döneminde adet olduğu üzere Ensardan olan Sinan bin Vebre ''Yetişin ey Ensar'' diyor. Bu cahiliye döneminin tipik istigası dediğimiz yani yardım isteme, kendi kabile mensuplarından kendi taraftarlarından yardım isteme olayı Yetişin ey ensar denince artık onun taraftarları e, yardıma geleceklerdir. Buna karşılık Cehcah da yetişin ey muhacirler diyor. Cahiliye döneminde kabileler zikrediliyordu. Şimdi ise Medine'deki iki grup zikrediliyor. Bu olayı hocam şundan dolayı anlatıyoruz. İslam toplumu aynı zamanda insan toplumudur. Gerçi... Ya bunu söylemeye ne gerek var denilecektir ama şu insanın altını çizmek için söylüyorum. Yani İslam toplumu evet İslam'ın ışığında, Kur'an'ın ışığında oluşmuş olan bir toplumdur ama aynı zamanda tekrar edeyim insan toplumudur. İnsanın olduğu yerde hata, günah, kusur, yanlışlıklar, alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar söz konusudur. Aynı şeyi burada görüyoruz. Cahiliye döneminin kötü alışkanlıkları ortaya çıkıyor. Birisi yetişin ey ensar diyor. Diğeri de yetişin ey muhacirin diyor. Resulullah Efendimiz bunu duyunca hoşlanmıyor bundan. Nedir bu duyduğum cahiliye adetleri diyor. Ve onlara engel oluyor. Aynı zamanda orduya hareket emri veriyor. Yani marş emrini veriyor. O kadar ki kilometrelerce yürütüyor orduyu. İyice yoruluyor Müslümanlar. Mola verildiğinde zaten herkes yorgun olduğu için uyuyakalıyorlar. Ve birbirine bu şey unutulup gidiyor. Ama şunu görüyoruz. Birincisi münafıkların Müslümanları birbirine düşürme gayreti. ihtilafı zorlama zorluyorlar. Bir diğer nokta yine Resulullah Efendimiz'in iyi bir kumandan olarak o ihtilafı daha büyümeden... ...aynı zamanda bu cahiliye adetidir diyerek uyarmış oluyor. Çünkü Müslümanlar evet insan olarak hata yapıyorlar ama uyarıldıkları zaman, kendilerine hatırlatma yapıldığı zaman da vazgeçiyorlar. Bu bakımdan Resulullah Efendimiz bunun cahiliye adeti olduğunu zikrederek onları engelliyor ve işte kilometrelerce yürüterek insanların birbirine düşmesini engelliyor. Tabii ki hadis-i şeriflerde biliyorsunuz men da ila asabiyetin feleyse minna men katile ala asabiyetin Feleyse minna kim asabiyet üzerine davet ederse asabiyete yani kabile asabiyeti olabilir, grup asabiyeti olabilir. Herhangi bir e, cemaat, dernek yani haksızlık üzerine kim bir yardım ister, bir e, çağrıda bulunursa o bizden değildir diyor. Böylece bu tür cahiliye adetlerini, anlayışlarını e, bir kez daha e, ayaklar altına aldığını göstermiş oluyor hocam. Teşekkür ederim hocam. Ee, bu hadise üzerine Abdullah bin Übey'in Besle Kargayı Oysun Gözünü tarzında ifadeler kullandığını ve e, bunun Allah Resulüne ulaştığını görüyoruz. Bu bilgi bu bilgiye sahip olduktan sonra bazı sahabilerin Abdullah bin Übey'i cezalandırmayı da teklif ettiklerini hatta e, oğlu Abdullah evet. da seferde Abdullah bin Abdullah bin Ubey Bey Müslüman Müslüman ve iyi müslümanlardan birisi Allah Resulüne gelerek eğer babamı cezalandıracaksanız onu müsaade edin. O görevi ben yapayım. Çünkü ileride asabiye duygusuyla intikam alma duygusuyla e, Allah katında savunamayacağım bir günah işlemiş işlemekten korkuyorum anlamına gelen açıklamalar evet. yapıyor. Allah Resulü de diyor ki bizimle birlikte oldukları sürece bu insanlara dokunulmayacaktır. Bizimle birlikte hareket ettikleri sürece. Yani işinin sürece. ne kadar zor olduğunu esasında evet. görüyoruz. Biz genelde Müslümanların muhalifi veya düşmanını sadece müşrikler olarak kabul ediyoruz ama ee, aslında en büyük düşmanlarından birinin de kendi işlerinde yer alan e, münafık kavramında zaten bunu ifade ediyoruz ama işte münafık e, hani gösterin ki zaman zaman sahabilerden de işaret ettiği şekliyle Ya Resulallah bize söyleyin de biz hani hal çaresine bakalım. Keşke böyle olsaydı yani aslında Hı -hı. burada burada doğrudan doğruya ve Müslümanlara şu nasihat var yani uyanık olun yani bunun bir fitneye döneçe dönüşeceğinden haberdar olun ve bu fitneye düçar olmayın. Hocam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in biliyorsunuz münafıklara karşı tavrı çok açık bir şekilde cephe almak şeklinde olmamıştır. Burada da onu görüyoruz. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman bunlar Müslüman. Evet. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Eğer Peygamber Efendimiz münafıkları açık bir şekilde e, cezalandırmış ve öldürmeye kalksaydı kendisinin endişesi şuydu. Muhammed kendi taraftarlarını öldürmeye başladı diyecekler İslam düşmanları. Dolayısıyla böyle bir koz vermemek ve aynı zamanda tabii ihtiyatı da elden bırakmamak açısından sonuçta açık bir şekilde söyledikleri şey la ilahe illallah. Ama gizli bir şekilde yaptıkları şey Müslümanların kuyusunu kazımak işte çok hassas bir strateji izlediğini Peygamber Efendimizin münafıklara karşı görmekteyiz. Yani yine İslam'a söz gelmesin, yine Müslümanlara söz gelmesin, yine kendisine bir Peygamber olarak söz gelmesin. Bir de tabii ki iman konusu hassas bir konu. O bakımdandır ki böyle elimize kılıcı alıp da şu mümindir, şu değildir hele hele açıkla mümin olduğunu söyledikten sonra çok zor olduğunu da Peygamber Efendimiz bize göstermiş oluyor. O bakımdandır ki sizin işaret ettiğiniz şekilde Abdullah bin Übey bin Selul'u kendi haline bırakmış oluyor. Peygamber Efendimizin buradaki stratejisinin şöyle bir boyutu olduğunu da söylemek gerekir. Nifak insanların iç alemiyle ilgili evet. bir tanım aslında. E, mümin ve münafık dediğimizde sadece bir eee hüsnü zan da bulunuyoruz veya bir kişi hakkında yargıda, yargıda bulunuyoruz. bulunuyoruz. Ama gerçek durumlarını Allahu Teala bilir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu eee tavrında aynı zamanda hukuki bir platforma taşınmayaması gerektiği eee Tavrı da var. Çünkü eğer siz birisine bu yaftayı e, veriyorsanız, vuruyorsanız bu yaftayı, o kişiyi yargılamış oluyorsun. Ve toplumda yeni düşmanlıklara da yeni dar... düşmanlıklara sebep oluyor. Bunun e, hukuki belki boyutları var. Şimdi bir adam ben Müslümanım dediği zaman İslam toplumunun bir üyesi oluyor ve e, klasik ifadeyle söylemek gerekirse Müslümanların lehine olan onun lehine aleyhine olan da onun aleyhine olur. Yani haklar ve sorumluluklar açısından bütün Müslümanlar gibi olur. Ama mümin midir? Biz ameline, davranışına bakarak böyle bir yargıda bulunuruz ama Allah da kendi arasındadır. Münafık mıdır? Davranışlarına bakarak veya Zaman zaman e, Müslümanlara karşı takındığı tutumda e, tarafına bakarak bir yargıda bulunabiliriz ama kesin bir yargı değil. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizden farkı vahiy alması sebebiyle, Kur'an'da bunların vasıflarından bahsedilmesi sebebiyle, bu hadiselerde ve sonrasında e, içinde bulundukları olaylara ilişkin açıklamalar sebebiyle, biz bizden çok daha fazla ve kesin yargıları da vardı. Ama buna rağmen e, Müslümanlara örnek olacak şekilde ayrıştırıcı, parçalayıcı değil, İslam toplumunu birleştirici, bütünleştirici bir tutum takınmış. Hocam bu nokta önemli. Biz esasında e, tabi e, beni Mustalik e, üzerinden konuşuyoruz ama e, belki biraz sonra işte üzerine gireceğimiz konuya da bir hazırlık olması adına bu altyapının e, hazırlanması gerekiyor. Değişim dediğimiz şeyin esasında sancılarını da görmüş oluyoruz. Yani e, İslamiyet'in esasında e, sadece bir takım emirler değil insanların toplumsal hayatına da etki ettiğinden dolayı o e, etkinin e, değişimin sancılarını da görmüş oluyoruz. Şimdi İslamiyet bir taraftan da Peygamberimizin rehberliğinde bir toplum inşa ediyor. E, toplumu inşa ederken her türden insan var ve özü itibariyle yani e, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Şimdi e, günlük yaşayan bir bedevi kültürünün egemen olduğu biraz önce e, Casim hocamın bahsettiği yani e, güçlünün egemen olduğu e, gücünü sesli bir şekilde dile getirdiği zaman haklı olunacağının düşünüldüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Müslüman olsun veya Müslüman olmasın bir şekilde yani bu gelenek içerisinde yetiştiği için fırsatını bulduğu ilk anda biz bunu veda haccında da görüyoruz yani Allah Resulünün yapmış olduğu o ümmete hani son kez yapmış olduğu buluşmadaki konuşmada da ısrarla asabiyete yapmış olduğu vurguda da bunu görüyoruz. Bu açıdan yani aslında Peygamber Efendimizin o görünürdeki düşmanlarının dışında çünkü düşman kolay yani Burada hedefinizde bir düşman vardır. Bununla işinizi rahat bir şekilde size düşmanlık ölçüsü ne kadarsa o çerçevede çözebilirsiniz. Ama zor olan acaba ekranın arkasında, duvarın arkasında gerçekten bir düşman var mı yok mu? Şimdi bu sağlıklı bir süreç içerisinde yönetilmezse bir paranoyak halede dönüşebilir. Biraz önce söylediğimiz yani toplumu siz böyle katmanlara bölerseniz bu az Müslüman, bu ilk Müslüman, bu çok Müslüman... Ee, bu da e, işte Hendek şeyde Bedir'de şöyle problemler çıkarmıştı. Uhud'da şöyle problemler çıkarmıştı. Abdullah bin Übey örneğini e, hakikaten kıymetli. Yani Abdullah bin Übey evet Uhud'da Müslümanların en zorlandığı bir anda Müslümanları yarı yolda bırakmıştı. Üstelik gerekçesi de mantıklı ve izah edilebilir bir gerekçe değildi. Ama Peygamber Efendimiz insanların tamamını yok saymamış. Hep kazanma noktasında gayret göstermiş. Biz bunu Mekke müşrikleriyle olan mücadelesinde de görüyoruz. Belki yeri değil ama Mekke fethinde Allah Resulü'nün belki de bir beşer olarak orada birisi konuşmuş olsaydı bu kadar kendilerine eziyet eden, Müslümanlara zulmeden o topluluğu orada cezalandırabilirdi mi? Ama Allah Resulü onu da tercih etmemiş. Hep kazanma noktasında yani ola ki bu insanlar belki bu noktada bir e, pişmanlık duyabilirler. İşte e, anlattık, e, hocamız bahsetti, söyledi. Yani kabilenin e, kızıyla siz evleniyorsunuz ve bu evlilik e, kendilerine üstelik bu mal ve mülke ihtiyacı olan o topluluğun e, yani oraya gelen ihtiyaç sahibi olan Müslümanların e, bunu bir e, jest olarak kabul edip ellerindeki hakkı olan yani ilahi anlamda da hakkı olan bir haktan vazgeçtiklerini görüyoruz. Şimdi e, Abdullah bin Übey'e ne diyeceksiniz mesela? Bu bu savaşa katılma demek. Onu dışlamak, e, potansiyel işlerinde e, farklı kimselerinde e, veya İslam'ı yeni tanımış olanların, daha da önemlisi dışarıdan e, fitne ateşi dediğimiz şey zaten tam da böyle değil mi? Mekke müşriklerinin, Yahudilerin faaliyetlerini hep zaten canlı olduğunu görüyoruz. Yani Allah Resulü'nün e, işinin e, aslında ne kadar da zor, ee, gördüğümüz e, önemli örneklerden bence bir tanesi. Yani bu husus bize işte aslında muhtemelen şimdi soracağınız e, o e, meşum hadiseye bir hazırlık olmuş olacak. Yeni bir e, dönüş yolunda meydana gelen ifk hadisesine e, gireceğiz. Abdullah bin Ubey e, örneği üzerinde durduk. İnşallah programımızın ilerleyen bölümlerinde nifak olgusunu, bağımsız bir program içerisinde değerlendireceğiz. Sizden dinlemek isteriz hocam. Ee, i̇nşallah hep birlikte, olarak... hep birlikte konuşacağız. Ee, burada bu kavramların mümin, Müslüman, münafık, müşrik, kafir kavramlarının bir boyutuyla dini, bir kısmının e, hukuki, bazılarının hem hukuki hem sosyolojik boyutları olan kavramlar olduğunu söylememiz gerekir. Bir adam ben Müslümanım dediğinde işte biraz önce işaret ettiğimiz sorumlulukları üstleniyor. Karşıdaki müşrik ise veya kafir ise İslam'ın onunla ilişkileri bu pozisyonuna göre şekil alıyor. Buna göre Müslümanlar evet. ona muamelede bulunuyor. Mesela evlilik ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde, siyasi ilişkilerinde, ittifaklarda bu durumu dikkate alarak Müslümanlar ilişki kuruyorlar. Bu sebeple tanımlar çok önemli. Münafıklar İslam toplumu içerisinde yaşamışlar ve Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra İslam'ın istikbali ile birlikte, İslam'ın yükselişi ile birlikte, Allah Resulü'nün otorite olarak bölgede kabulü ile birlikte karşılaşılan bir olgu, bu aynı zamanda güçlü toplumların, güçlü yapıların e, maruz kalması muhtemel olan bir durum. Onun için Allah Resulü tavsiyelerinde, Kur'an-ı Kerim'de bunlara ilişkin tespitlerde aynı zamanda Müslümanları uyarıcı, evet. onları bu probleme ilişkin nasıl tavır takınacakları konusunda yönlendirici hükümlerle, tavsiyelerle, karşılaşıyoruz. O kısmı genelde unutuyoruz hocam. Genelde, genelde. o ihmal evet. ettiğimiz bir kısım. İnşallah ileride konuşacağız. Mustalik oğulları gazvesinin vuku bulduğu yer ile Medine arası takriben 150 kilometrelik bir mesafe. Medine'ye daha yakın. Hı hı. Allah Resulü gazveden ayrıldığında olağanüstü bir kararla ayrıldı. Normal şartlarda serin saatlerde yola çıkılır, havanın serin olduğu zamanlardan istifade edilerek yol alınır, sıcak zamanlardan larda da orduyu yürütmeme gibi bir stratejileri olurdu. Fakat burada olağanüstü bir durum ortaya çıkınca Peygamber Efendimiz hemen yola çıkma emri verdi. Çok sıcak bir saatte çıktıkları rivayet ediliyor ve bir gün sonra takriben öğlene doğru Yola çıktıkları anlaşılıyor. Bir gün sonra ikindi vaktine kadar onları yürüttü. Artık perişan oldular. Her biri bir köşeye at e, yıkıldı ve e, orada e, bir süre istirahat ettiler. Sonra yollarına devam ettiler. Yolda e, çok önemli etkiler bırakan, bence e, İslam zihninde, İslam dünyasında, e, belki kadının sosyal konumu ile ilgili noktalarda da bizi e, aydınlatan bir hadise yaşandı. Hadise, şekil bakımından, hatta adı bakımından kötülüğü çağrıştıran bir şey. İftir İft hadisesi diyoruz. İlk hadisesi, iftira, çirkin e, yalan. yalan, büyük yalan gibi anlamlara gelen bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de, bu hadise böyle nitelendirildiği için bu şekilde isimlendirilmiş. İf kavramı Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. İki yerde de Nur suresinde bu hadiseyle ilişkili olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz yola çıktı. Ee, yolda ne oldu da bu, bu if dediğimiz olay ve sonrasındaki gelişmeler meydana geldi. Şimdi tabii... E Esasında biz bu olaya girebilmek için uzun uzun Beni Mısralik gazvesini anlatmış olduk. Esasında yaşanan maalesef bu hadise, bu olay gazvenin de önüne geçmiş oldu. Şimdi tabi burada siz ona işaret ettiniz hocam. Kur'an-ı Kerim ''İnnellezine bilif ki usvetun minküm'' yani... İşte o iftira, kötü yalan dediğimiz o iftirayı atan sizin içinizden bir gruptur. Şimdi acaba ne oldu veya bu olayın arka planında neler var? Müsaadenizle ben çok kısa bir şekilde olayı toparlamaya çalışayım. Sonra Buyurun. da üzerinde ayrı ayrı konuşmuş oluruz. Şimdi bildiğiniz üzere Allah Resulü savaşlara giderken bazen işte kızını, bazen hanımlarından varsa onlar gider. Hanımlar, hanım sahabiler de giderlerdi ve bu savaşa da Hazreti Ayşe validemizin katıldığını biliyoruz. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe validemizin de katıldığını biliyoruz. Ve ordu tabi belli bir mesafede yani işte savaş tamamlanır giderken de gelirken de bir ordunun geneli dikkate alınarak ona göre bir yürüme temposu vardır. Yani Normalde belki günde işte 30-40 kilometre mesafeyle o dönemin şartlarını dikkate aldığımız zaman normal bir kimsenin küçük bir grubun belki günde 30-40 kilometre 50 kilometre yol yapabileceği bir zamanda mesela ordu da bu biraz daha düşük bir harekette olmuş olur. Böylece hani o yoğun bir yürütme faaliyetinin de anlamını aslında daha iyi kavramış olalım. Tabii bu iş yapılırken ordu konaklar, konakladıktan sonra da işte hareket emri verildikten sonra ordu hareket eder. Ordunun bir de öncü ve artçı birlikleri dediğimiz, yani işte bir savaş durumu söz konusuysa öncesinde gider, yani hem ordunun konaklayacağı yerleri öncesinde gözlemler, ordunun işte mesela stratejik açıdan önemli bir yerse onu gözlemler, veya e, bir orada tehlike var mı tehlike yok mu? var mı? E, baskın ihtimali var mı? Çünkü siz orada bir ordunun yani beraberinde işte mesela bu savaş için konuşalım. İşte ortalama bin kişinin e, canını emanet olarak e, taşımış oluyorsunuz. E, veya e, hangi nokta seçilsin ki buradan daha rahat düşmana saldırılsın veya e, ona göre bir pozisyon belirlenir. Öncü ki, öncüler var. Öncüler bazen bunlar birkaç kişi olabilir. Evet, bazen bir bazen küçük, bir birlik, bazen küçük bir birlik olabilir. Bir de e, Saka dedikleri ha. yani arkadan gelenler ha. artçılar. Artçılar bir de artçılar vardır. Bunlar da e, hani evden e, en Ordunun son... Ordunun arkasını topla, toplamak. <laughs> evden en e, son izleyen. anne ve babalar çıkar ya... Bir yere çıkarken çocuklar önceden çıkar anne ve baba bakar yani sağ solu kontrol eder. Akan kokan işte prizde vesaire de bir şey var mı diye. Şimdi artçıları da biraz böyle düşünebiliriz. yani art... Bir bakımı arkadan gelebilecek bir tehlikeyi de <laughs> takip etmek o da <laughs> evet. onların görevleri çünkü arasında. Çünkü biliyorsunuz yani evet mağlup olmuş olabilir ama tekrar bir güce kavuşup orduya saldırabilir. Yani çünkü orada o çekirdek kadroyu bir şekilde korumanız gerekiyor. Şimdi hani bunu da bir savaş stratejisi açısından e, anlamlandırmış olalım ki şimdi anlatacağımız konu daha rahat olmuş olsun. Ordunun e, rivayet odur ki e, Hazreti Ayşe ile ilgili olay şöyle gerçekleşiyor. Ordu konakladığı bir zamanda tabi Hazreti Ayşe validemiz bir devenin üzerinde özel bir e, oturma yeri var. Etrafı sarılı. Hevdeç e, dedikleri Arapların. Hevdeç evet. E, bizim eski... Türkçe'de mahve dediğimiz evet. Arapça evet. kökenli bir kelime olarak hı hı. yani devenin üzerine özür dilerim, devenin üzerine konan bazen açık ama müminlerin anneleri için ve bazı kişiler için kapalı olan küçük bir odacık gibi evet. düşünelim. yani o uzun yolculukta da rahat bir şekilde seyahat edebilme imkanlarını sağlıyor sağlamış oluyor evet. Şimdi e, ordu tabii orduya hareket emri verildiği zaman e, Hazreti Ayşe validemizi kimse orada mıdır değil midir diye bakmıyor ve ordu e, hareket etmiş oluyor. Hazreti Ayşe validemiz de tabii hani e, şöyle düşünebiliriz. Normal bir mola yerine gittiğimiz zaman bugünden belki bazı şeyler anlatırsak daha rahat anlaşılabilir. E, i̇şte mesela bir otobüsle bir dinlenme tesisine gittiğimiz zaman e, inmeden önce hemen e, şu, e, muavin işte hemen anonsunu yapar. İşte 10 dakika molamız vardır. 10 dakika sonra herkes burada olsun. Bili ki molası. ihtiyaç molası. Herkes saatini ona göre kontrol eder ve ufak tefek aksilikler olabilir ama kontrol edilir. Şimdi tabii o dönem için böyle bir şey olmadığı için Hazreti Ayşe validemiz de bir ihtiyaç için ordudan ayrı bir yere gitmiş oluyor. Uzaklaşıyor Uzaklaşmış biraz. oluyor. Ee, ve tabi e, gece karanlık yani henüz gün e, aydınlanmamış e, ve e, dönüş yolunda da bakıyor ki kendi gerdanlığı yok e, ve onu tekrar hani hızlı bir şekilde e, bulup e, tekrar alıp ve ordunun e, bulunduğu yere gelmek hedefi ee, tekrar işte geriye dönüp o işte e, gerdanlığın, dökülen gerdanlığın taneleri bulması vesairesi tekrar e, ordunun e, daha önce bıraktığı yere gelmesi tabii bir vakit almış oluyor. Bu arada ordu da tabii e, anlıyoruz ki Hazreti Ayşe validemiz de ordu olduğu düşüncesiyle hareket etmiş oluyor. Yani tam kadro olduğu düşüncesiyle Ordu hareket, hareket emri verilmiş oluyor. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anh'a bu hadiseyi anlatırken ondan nakledilen hem hı hı. hadis kitaplarında hem tarih kitaplarında uzun evet. bir rivayet var. Orada diyor ki ben ihtiyacı için uzaklaşınca askerler hazırlık yapmışlar. Hemen yükleri develere yüklemişler. Ben de çok e, o zaman çok zayıftım. Hevdecin içinde olduğumu Fark. zannederek evet. hevdeci yüklemişler. Yüklemişler bağlayıp yola çıkmışlar. Bu şekilde Hı -hı. yola çıkmışlar. Hazreti Ayşe annemiz geldi. E, orada baktı ki kimse yok. Kimse yok. <laughs> o ordu yok. E, ordu gitmiş ne yapacak? Ne yapabilirsiniz? O çöl yani, ortamında. Evet, çölün ortamında e, ve şunu diyor, diyor ki e, yani ya işte hani geriden gelen birisi varsa o beni görür, yetiştirir. İki ihtimal vardır. Ya da orada ilk konaklama yerine geldiği zaman ne zaman konaklayacaklarsa bakarlar. E, ordu da eksik var. E, o eksiğin e, telafisini e, bir şekilde halletmiş olurlar. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemiz orada e, duruyor ve e, da kalıyor. Tabii e, işler bu şekilde e, devam ederken geriden e, gelen yani hani bizim biraz önce bahsettiğimiz uzun bir giriş yapmış olduğumuz e, artçı birlik anlamında safvan bir muhatal e, saffan bir muhatta e, ordudaki hani bu eksikleri vesaireleri tamamlamak üzere o vazifeyle e, bu işi yürütürken bakıyor ki Hazreti Ayşe validemiz orada e, ve hemen onun yanına geliyor e, ve Kendisi yaya, Hazreti Ayşe validemizi de bineye bindirerek hızlı bir şekilde... devesini e, Devesinden iniyor, ıhtırarak evet, iniyor, evet. E, geri çekiliyor. Hazreti Ayşe annemiz deveye biniyor ve devenin yularını tutarak, kendisi yürüyerek... Ne kadar hızlı gidilebilirse, yani amacı bir şekilde ordunun ilk konaklama yerine varmadan veya işte orduya nerede yetişebilirse... E, ama takdir edersiniz ki yani hem geride kalınmış, bu arada tabii biz afan bir muhatabın ne kadar süre sonra geldiğinden falan haberdar değiliz. Sadece şunu biliyoruz, onlar orduya yetiştiğinde ordu konaklama yerine gelmişti. Yani arada bu anlamda bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Buraya kadar esasında hiçbir problem yok. Esasında bizim belki de birçok savaşta, kaynaklarımızda yer almıyor ama birçok savaşta Karşılaştığımız, karşılaşacağımız muhtemel bir durum. Olan bir durum. Evet, zaman evet, zaman evet. yolu şaşırarak kaybolanlar. Hocam, bugün e, işte biraz önce bahsettiğimiz, yani bugünkü teknolojiyle e, hatta yine beraber olduğumuz e, bir hocamız hocalarımızla beraber bir toplantıya giderken orada bir hocamızı unuttuğumuzu, sonra tekrar geri döndüğümüzü ben biliyorum. Yani hani e, burada bir kasıt yok, bu gayet insani bir durum çünkü yani sağındakine bakıyor veya gayri ihtiyar nasıl olsa buradadır denilerek hareket emri verildiği zaman ancak onu fark etmiş oluyorsunuz. Tabi o arada hani buraya kadar hiçbir şey yok. Asıl problem işte bizim belki de buraya kadar olan anlatabilmek için uzun uzun bahsettiğimiz münafıkların fitnesi tam olarak burada başlamış olacak. Evet, burada münafıkların fitnesi bu noktada hemen burada mı başladı? Daha sonra mı kurgulandı? O da tabi e, evet. çok net değil ama bir kere e, böyle bir şey var yani buna fitil, elverişli bir fitil, durum. Fitil ateşlenmiş e, oldu. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar e, bu konudan devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz e, kısa bir aradan sonra peygamberimizin izinde tekrar birlikte olacağız inşallah. değerli izleyicilerimiz peygamberimizin izinde Ben gazvesi ve ifk hadisesini konuşuyorduk. Ee, Mahmut Hocamla son kısımda kalmıştık. İfk zaman, hadisesinin tamam. ee, e, biz başlangıç, başlangıç süreci diyelim. Yani başlangıç süreci olarak e, yani arka planına ilişkin o e, bilgiyi verdik. Hadisenin, niye bunlar? Evet. Hani niye bu önemli? Yani hani tam şunla bitirmiştik. Dedik ki e, or diye yetişti ve gayet olan bir durum. Buraya kadar herhangi bir problem yok. İşte problem noktası bu neye dönüşmüş oldu? Bu bir iftiraya dönüşmüş oldu. Yani bir e, zina iftirasına dönüşmüş oldu. Tabii e, bu hiç böyle alışık olunmadık e, ve e, Peygamber Efendimizin e, yani müminlerin annesi Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice, e, Hazreti Ayşe validemiz üzerinden. Böyle bir iftiranın e, körüklenmesi, çıkması ve e, üzücü olan e, bunun da işte e, bizim ara ara bahsettiğimiz işte fitne öyle sıkıntılı bir iştir ki e, münafıkların ortaya çıkarmış olduğu fitne çoğu zaman Müslümanların da bu işe dahil olduğunu ve bu fitnenin yayılmasına da istemeden de olsa vesile olduklarını görmüş olacağız. Burada da aslında tam olarak bunu görmüş olacağız. Şununla hocam, buyurun hocam. Buyurun, buyurun. Ee, yani burada tabii önemli sorulardan bir tanesi şu. Yani Abdullah bin Übey'in hani yeri gelmişken belki ona işaret etmek gerekecek. Yani bu alıp veremediği nedir? Esasında baktığımızda yani Abdullah bin Übey yani o hikayeyi tekrar hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye gelmeseydi Abdullah bin Übey Medine'nin e, lideri olacaktı. Kişisel bir e, evet. husumeti, husumeti, kendi var. içinde kurduğu bir husumeti evet. var. E, ve yani bu yıllarca beklediği, hayal ettiği o liderlik Peygamber Efendimizin gelişiyle beraber bütün toplumsal yapı değişmiş oldu. Şimdi dolayısıyla burada e, Müslüman olma dışında o anda önünde başka bir alternatif de kalmadığı için e, Müslüman oldu ve bundan sonraki bütün enerjisini de e, Peygamber Efendimize ve Peygamber Efendimizin o temsil etmiş olduğu İslam'a zarar veren faaliyetler. Şimdi seçilen kimse kimdir? Hazreti Ayşe herhangi bir kimse değil. Yani hem e, işte e, babası Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin en yakınında olan kimse. Yani böylece hani bir taşla e, bütün kuşları iki kuş değil, bütün kuşları vurabileceğiniz esasında bir ortamda. Peygamber ee, Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem'e ...ve bütün Müslümanlara yönelik bir hakaret... E, ...Casım hocama sorayım... ...şimdi aslında... ...Medine İslam toplumunda... ...bu iftira hadisesi gündeme geldiğinde... ...Müslümanların... E, ...büyük bir kısmı... ...kahir ekseriyeti... ...buna inanmadılar... ...bunun bir iftira olduğunu... ...düşünüyorlardı... ...fakat dedikodu kazanı... ...kaynıyordu... E, özellikle münafıklar gizli bir şekilde bazı saf Müslümanlar da buna inanan Müslümanlar da açıkça bu fitneyi dinlendi bu iftirayı dinlendirdiler. İftirayı gündeme getirdiler. Şöyle bir anekdot hatırlıyorum. Ebu Eyyub el Ensari ile hanımı Ummu Eyyub arasında geçen e, bir e, konuşmayı naklediyor rivayetler. Ummu Eyyub Ebu Eyyub el Ensari'ye duydun mu Ayşe için neler söylendiğini? diye sorunca neler söylenmiş diye mukabelede bulunuyor. İşte onun hakkında şöyle şöyle ithamlar var, iddialar var diyor. Ebu Eyyub el-Ensari eşine soruyor. Sen böyle bir şey yapar mısın diyor? Böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bir mümin kadın, bir Müslüman kadın böyle bir şey yapar mı? Peki kendin yapmadığın şeyi müminlerin annesi Ayşe'ye nasıl yakıştırırsın diyor? Aklına böyle bir şeyin gelmesi nasıl mümkün olabilir diye eleştiriyor. Hakikaten Müslümanlar böyle bir perspektiften bakıyorlar. Fakat diğer taraftan da bu iftiraya, bu fitneye uyan Müslümanlar var. Genel olarak Medine İslam toplumu bu meseleye nasıl baktı? Bu çünkü ağır bir imtihan. Allah Resulü'nün pozisyonu Müslümanlar açısından örnekliğiyle, tavrıyla... Hazreti Aişe'nin iftiraya maruz kalmış bir Müslüman olarak maruz e, takındığı tutumla e, yine iftiraya maruz kalan aslında çok konuşmadığımız safvan bin Muattal Es-Sülemi'nin evet. tavrıyla e, çok önemli bir hadise. Toplum, İslam toplumu bu meseleye nasıl baktı? Nasıl sorunlar ortaya çıkardı? Evet. Hocam e, çok temel bir soruyu sormuş oldunuz. İfk hadisesi, Hazreti Ayşe'ye atılan e, iftira olayı ki kaynaklarda hadisül if diye geçer biliyorsunuz. Bu münferit bir olay değildir. İslam toplumunu ilgilendiren, aynı zamanda İslam düşmanlarıyla da ilgili olan bir olaydır. Yani sadece Hazreti Ayşe'yi değil, sadece sapan bir muhattalı değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Hazreti Ebu Bekir'i, Müslümanları, aynı zamanda İslam düşmanlarının fırsat eline geçtiği zaman neler yapabileceklerini gösteren ve esasen altyazıda da görüyorum e, Hazreti Peygamber döneminde Müslümanların ahlak imtihanı ve ifk olayı diye yazıyor. Hakikaten bu bir imtihandır. Böyle bir olay karşısında gerek kendisine iftira atılan, Gerekse bu olayı duyan Müslümanların, siz ki Hazreti Ebu Eyyub El Ensari örneğini ve Ümmü Eyyub örneğini verdiniz. Böyle bir olayı duyan, bu dedikoduyu duyan Müslümanların nasıl bir tavır takılması gerektiğini gösteren bir olaydır. Esasen bu bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece incindiği, son derece üzüldüğü bir olay tarihte kalmış bir olay değildir. Olup bitmiş olan bir olay değildir. Günümüzde de her iffetli, her namuslu, her ahlak sahibi, her dürüst insanın, Müslümanın erkek olsun, kadın olsun başına gelebilecek bir olaydır. Ve bu insanın akrabaları, dostları, çevresi, toplumu bununla imtihan edilmektedir. Sizin sorunuzu cevaplamadan önce madem bu cümleleri söyledim, şunu da söyleyeyim. İmtihan edilmektedir derken günümüzde televizyonlarda birçok programlar yapılıyor. Bu programlar içerisinde bazen cinayetler konu ediliyor. Bazen aldatmalar ve çeşitli namus meseleleri gündeme geliyor. Bunu hem yapanlar, hem izleyenler, hem bir şekilde bu olayları duyanlar imtihan halindedir. Televizyonda bazen bir cümle söyleniyor. Bir isim telaffuz ediliyor. Bazen programlarda işte bizi duyuyorsa cevap verebilir denilerek sorumluluk üzerinden atılıyor. Böyle bir şey olamaz. Belki o sırada o insan yoldadır. Yani hakkında bir dedikodu çıkarılan, hakkında bir ithamda bulunan, hakkında bir iddiada bulunan insan bu siyasi sebeplerde olabilir, siyasi bir Kişi olabilir veya normal, e, sade bir vatandaş olabilir. Onunla ilgili yani duyuyorsa bize bağlanabilir cümlesi tamamen bir sorumluluğu üzerinden atmak için söylenmiş olan bir cümledir. Bu bazen e, sağlıklı bir şey değildir. O sırada insan duymayabilir, yolda olabilir, konuşulmuş olabilir ve onunla düşmanlığı olan birisi böyle bir cümleyi söylemiş olabilir. O bakımdandır ki, bunu uzatmak istemiyorum ama günümüzde çok ciddi bir problemdir. Yani e, televizyonlar tabii daha çok kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla orada o kişiyi tanıyanlar, tanımayanlar e, düşüncelerini, kendi e, duruşlarını bu ifk hadisesini de düşünerek e, belirlemek durumundadırlar. Aynı zamanda bu bizim için aynı zamanda bir tesellidir ifkade sesi. Çünkü o en temiz insan bile Resulullah Efendimiz'in e, hanımı, ümmül müminin, müminlerin annesi her türlü e, kötülükten e, ve yanlış davranıştan bu manada hayasızlıktan, iffetsizlikten uzak olan Hazreti Ayşe'ye bile bu iftira yapılıyorsa Allah cümlemizi korusun duasıyla ben sorunuza cevaplamaya çalışayım hocam. Ee, Şimdi e, Abdullah bin Übey ve münafıkların bu dedikoduları o kadar yayıldı ki... Demin e, Mahmut kardeşimiz işaretle bu fitne öyle bir şey ki hocam... Bir de ben İslam toplumu insan toplumudur dedim ya... İnsan bu. Hakikaten bu kadar insan konuşuyor. Hani bizde bir şey var cümle... Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Bu cümle bir hakikati ifade ediyor ama her zaman böyle görmek de yanlıştır. Yani bu, bu cümlede bizi... Tuzağa düşürebilir çünkü günümüzde çok iftiralar, çok iddialar yapılabiliyor. Bunu ateş olmayan yerden e, duman çıkmaz doğrudur ama ama her zaman bunu kullanmak da bizi e, riske atabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hatta bırakın konuşmayı hocam, düşünmeyi bile dikkatli yapmalıyız. Yani tek başımıza bile böyle bir şey duymuş olsak kendi içimizde bir Müslümanla ilgili ...böyle bir şey düşünmemeliyiz... İşte sizin anlattığınız anekdot... ...ayrıca teşekkür ediyorum... ...çok isabetli bir anekdot oldu... ...hem de Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin... E, ...Mihmandar-ı Resul diye bildiğimiz... ...ve işte İstanbul'da metfun bulunan... E, ...Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri üzerinden... ...bu örneği verdiniz... ...yani Ebu Eyyub El Ensari... ...hanımına şu uyarıyı yapmış oluyor... ...sen böyle bir şeyi... ...Hazreti Ayşe hakkında kalbinden bile geçirme. Madem ki sen kendin haşa böyle bir şey yapmam diyorsun, o zaman Hazreti Ayşe için de böyle düşün demiş oluyor. Ama ne yazık ki fitne öyle bir şey ki Müslümanlar da insan olarak bu tuzağa düşebiliyorlar. Bu tuzağa düşenler içerisinde mesela Peygamber Efendimizin şairi Hasan bin Sabit'i görüyoruz. İslam'ı ...Rasulullah'ı şiirleriyle savunan Hasan bin Sabit Mesela Mistah bin Usase'yi görüyoruz. Hazreti annesi, Mistah'ın annesi, Hazreti Ebu Bekir'in e, teyze kızı mıydı hocam? Evet, kuzeni. Kuzeni, akrabası. Hamne binti Cahş, Peygamber Efendimiz'in baldızı. Bunlar, ve hala kızı aynı zamanda. Aynı zamanda tabii ki Abdullah bin Cahş, e, Zeynep binti Cahş ve Hamne binti Cahş kardeşti değil mi hocam? Evet. evet. Hocam. Dolayısıyla e, böyle bir yakınlık da var. Peki bunlar ne yapıyorlar? Hasan bin Sabit, Mistah bin Üsase ve Hamle bin Ticar ve bazı kişilerin bu dedikoduların kurbanı olduğu yani bunlara inandıkları anlaşılıyor. Bu seferden döndükten sonra Hazreti Ayşe bir ay hasta yatıyor. Bu süreçte dedikodulardan haberdar mı? Rivayete göre değil. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye karşı tavrı daha önceki hastalıklarda gösterdiği tavırdan farklılık arz ediyor. Daha önceki o sıcak ve yakın ilgiyi Peygamber Efendimiz'in göstermediğini görüyoruz. Bu da Hazreti Ayşe'yi şüphelendiriyor. Biraz iyileştikten sonra bu nekahat döneminde nasılsa tesadüfen bu Mistah bin Üsase'nin annesinden yani Hazreti Ebu teyze kızı kızından ümmü mistahtan ya bizim mistah böyle şeyleri söylüyor şeklinde duyum alıyor. Yani e, ondan bu dedikoduların varlığını duyuyor. Ve çok üzülüyor. O kadar Hatta, üzülüyor e, ki. Hatta bu, evet. bu e, bilgiyi e, Hazreti Ayşe annemizle e, Medine dışında bir yere giderken tökezlemiş Mistah bin Usasen'in annesi yere düşecek olmuş. O arada Mistah'la ilgili kötü bir söz söylemiş. Yani beddua etmiş çocuğuna. Allah Allah Mistah'ın müstahakkını versin gibi bir şey gibi diyelim. Şey Günümüzde konuşuyoruz ya. Bunun, evet. evet bunun üzerine Hazreti Ayşe demiş ki nasıl bir söz, nasıl Bedir ehli olan bir insana böyle bir laf söylersin. Evet. Bedir ehli olan bir Müslüman için Hı, nasıl, nasıl böyle söyleyeyim? bir söz söylersin diye uyarınca Mistah'ın ne dediğini duymadın mı sen diye soruyor Hazreti Ayşe'ye. Ne diyor ki diye sorunca işte sizin dediğiniz cevabı ondan alıyor. Evet. Ve Hazreti Ayşe tabii hani üzerinden başından aşağı kaynar sular dökülüyor. O kadar üzülüyor ki tabi geriye doğru sardığı zaman da Resulullah Efendimiz'in kendisine mesafeli davranışının da bir manada çözmeye çalışıyor. Ve ee, tekrar hastalanıyor. Bu süreçte Peygamber Efendimiz'den izin alarak babası Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu Medine bu dedikoduyla çalkalanıyor. Peygamber Efendimiz'e, hanımına böyle bir iftiranın yapılmış olması son derece üzücü bir olay. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz bazı yakınlarıyla bu konuyu istişare ediyor. Kimlerle istişare ediyor? Mesela Zeynep binti Cahş'la istişare ediyor. Hanımı Zeynep binti Cahş ile. Ee, bir diğeri Üsame bin Zeyd. Hani Zeyd bin Harisi'nin... oğlu. Ailede büyümüş birisi. Ve bir diğeri Hazreti Ali. Zeynep binti Cahş esasen Peygamber Efendimiz'in hanımları içerisinde hocam biliyorsunuz tabi hanımlar arasında bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Ee, Hazreti Ayşe hanımlar içerisinde bir grubun başını çekiyordu. Zeynep Binti Car e, karşı grubun başını çekiyordu. Biraz rekabet vardı aralarında. Arasında kıskançlık da meydana geliyordu. Bunu şunun için vurguluyorum. Buna rağmen bu insani olan olaya rağmen Zeynep Binti Ticar Hazreti Ayşe hakkında asla diyor. Hazreti Ayşe'nin böyle bir şey yapacağına, asla imkan ve ihtimal vermem diyor. Üsame bin Zeyd hakeza. asla Hazreti Ali için böyle bir şey söz konusu olamaz diyor. Hazreti Ali'ye gelince Hazreti Ali'nin farklı bir tavrını görüyoruz. Bunu da ben Resulullah Efendimizi ve çok fazla sevmesiyle ilişkilendiriyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çünkü Peygamber Efendimizin yanında büyüdü 5 yaşından itibaren. Ee, Peygamber Efendimizin o kadar üzüldüğünü gördü ki herhalde onu teselli etmek için diyor ki ya Resulallah Allah senin evliliklerine bir sınır koymamıştır. Hazreti Ayşe gibi pek çok kadın var diyor. Tabi bunun anlamı ağır ama Peygamber Efendimiz'i bir şekilde teselli etmeyi teselli etme gayretine girdiğini görüyoruz. Aslında Hazreti, e, Ali, evet. Hazreti, Hazreti Ali burada doğrudan bir ithamı dillendirmiyor. Bunu Tabii. vurgulamak lazım. Evet. Çünkü e, daha çok Peygamber Efendimizin yaşadığı sıkıntıyı görüyor. Bu arada Mescid-i Nebevi'de bu mesele konuşuluyor ve Allah Resulü yaptığı bir konuşmada ben e, ailemi de biliyorum, itham ettiğiniz şahsı da biliyorum. E, bunun... Hmm. E, Onların herhangi bir yanlışını görmedim şimdiye kadar diyerek Müslümanları uyarıyor. Bu konularda hassas olmaları evet. gerektiğini e, söylüyor. Hakikaten bir kadın için, erkek için de çok önemli ama bir kadın için iffet e, onun süsüdür, onun dünyasıdır. Bir kadın hakkında e, ima yolu da olsa böyle bir şeyin söylenmesi bir insanın dünyasını yıkar. Hazreti Ama Ali böyle olsun, erkek olsun tabii ki yani bir insan hakkında iffetli, evet. namuslu bir insan hakkında e, her türlü iftira hakikaten e, çok rencide edicidir, çok yıkıcıdır. Evet. Özellikle özellikle iffet konusunda e, daha çok hassasiyet gösterilmesi gerekir. Nitekim e, bu tür suçlamaların şahitsiz olarak dillendirilmesi bir cezalandırmaya da sebep olmuştur. Tabii, onu da onu da göreceğiz. Ona tabii. da ileride işaret edeceğiz. Demek ki burada bu hadise çok önemli görülmüş. Fakat Allah Resulü'nün tavrı da burada çok etkileyici. Aslında evet. böyle bir iftira karşısında günümüzde bile bazı insanlar en ufak bir duyum üzerine çok büyük ...tepkiler gösterebiliyorlar. Hatta cinayete varan tepkiler gösterebiliyorlar. Halbuki Allah Resulü... ...bu sorunu, bu krizi yönetmeye çalışıyor. E, ailesi hakkında iftira edilmesine rağmen... ...istişarelerde bulunuyor. Aileden evet. kişilerin görüşünü alıyor. Müslümanlarla konuşuyor. Konuştuğu insanlardan Hazreti Ali'nin... E, ...sözü de Allah Resulü'nün yaşadığı... bu ...sıkıntıyı gidermeye matuf olarak karşımıza çıkıyor. Evet hocam tabii ki burada... Hazreti Ali'nin atıfta bulunduğu Berire, Hazreti Ayşe'nin cariyesi, hizmetçisi. Peygamber Efendimiz ona da soruyor. Ve Berire çok enteresan bir cevap veriyor. Öncelikle Hazreti Ayşe lehine şehadet ediyor. Tabi önce şunu söyleyeyim, sizin dediğiniz gibi Peygamber Efendimiz burada bir koca olarak davranıyor aynı zamanda. Yani peygamberdir ama hanımıyla ilgili dedikodular var. Şimdi bir erkek olarak, bir insan olarak tabii ki bu konuyu e, sağlıklı bir şekilde bu süreci idare etmek durumunda. Aynı zamanda bir peygamber. Onun içindir ki bu istişarelerde bulunuyor. Verire'nin sözü enteresan. Bir benzetme yapıyor anlaşılması için. Diyor ki ben Ayşe hakkında böyle bir şey asla düşünmem. O evinde hamurunu yoğururken uyuya kalan ve hamuru Kuzuya yediren ...gencecik bir kadındır diyor. Çok ebedi bir edebi bir ifade bu. Yani aslında şunu demiş oluyor: Hazreti Ayşe masumdur, ancak genç olduğu için tedbirsiz davranmıştır. Yani ordudan geriye kalmış olması, ondan sonra işte çeşitli şekillerde bu dedikoduya imkan verecek bir olay e, dün e, ortaya çıkmış olması dolayısıyla. Tedbirsizliğini işaret ediyor ama sonuçta Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu e, söylemiş oluyor. İşte bundan sonra Peygamber Efendimiz hocam rivayete göre şimdi bu konuyu hem aile çevresinde istişare etti. Şimdi de Mescid-i Nebevi'ye geliyor ve sizin söylediğiniz gibi ben ailem hakkında herhangi bir şey duymuyorum. Ancak beni bu dedikodulardan e, kim kurtaracak? Ve bu dedikodulardan nasıl kurtulacağız diyor. İşte buradan sonra Mescid-i Nebevi'de saat bin muazla saat bin ubade arasında da bir gerginlik olmuş oluyor. Yani Mescid-i Nebevi'de evet. Mescid-i saat bin ubade ve saat bin muaz arasındaki bu gerginlik aslında Hazreti Evs evet. arasındaki evet. gerginlik bir Tabii. başka ifadeyle bu dedikodunun e, mimarı olduğu düşünülen Abdullah bin Ubey bin Selul'un hazreşli olması sebebiyle e, evet. bir atışmaya dönüşüyor Bu da Peygamber Efendimiz tarafından e, uyarılmalarına sebep oluyor Çünkü e, biraz önce e, beni Mustalik Gazvesi evet. sürecinde gördüğümüz bir e, İhtilaf sırasındaki hadisede olduğu gibi bir cahiliye tavrı, birliği bozan, Müslümanların evet. kendi aralarındaki birliği, kardeşliği e, bozabilecek bir davranış olarak gördüğü için Allah Resulü uyarıyor. Ve sonrasında e, müminlerin annesi ile görüşmeye e, gidiyor, Hazreti Ayşe ile. E, evet. Hazreti Ayşe ile görüşmelerini de sizden alalım, biraz Mahmut Hoca'yı evet. dinlendirelim. Hocam, Buyurun hocam. Ee, tabii bu şimdi bu insani olaylara işaret edince Saad bin Muaz mesela diyor ki ya Resulullah bu diyor Evsli ise söyleyin hakkından gelelim. Hazretli ise diyor ondan onun da hakkından gelelim deyince tabii burada Evs ve Hazret damarları gündeme gelmiş oluyor. İşte Peygamber Efendimiz buna çok canı sıkılıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz aslında meseleyi çözmek istiyor. Fakat konu nereye gelmiş oldu? Cahiliye dönemindeki kabile asabiyetine gelmiş oldu. Aynen sizin işaret ettiğiniz gibi o müreysi suyu etrafında cereyan eden olay gibi. Resulullah orada bunu olayı tekrar bu cahiliye adetine dönmeyin diye uyarıda bulunduktan sonra e, oradan çıkıyor. Hazreti Ebu evine gidiyor. Hazreti Ayşe validemiz orada yatmaktadır. Odasına giriyor ve yanına oturarak diyor ki Ey Ayşe eğer masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Bir günah işledinse, bu cümle de enteresandır aslında. Hazreti Ayşe'yi bu cümle de aslında incitecektir. Ama Peygamber Efendimiz burada gayet insani davranıyor. Bir koca olarak davranıyor. Diyor ki eğer sen masum isen Allah seni temize çıkaracaktır. Eğer bir günah işledinse Allah'a tevbe et, af dile. Çünkü o Af dileyenleri, yani tövbeleri kabul edendir diyor. Hazreti Ayşe bu söze inciniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dedikodulara inandığını anlıyor. Onun için diyor ki, çok enteresan Hazreti Ayşe'nin cevabı da çok dedikodulara enteresan. Dedikodulara inandığını düşünüyor diyelim. E, çünkü. Tabii, ha, efe, e, tabii, çok doğru. İnandığı, e, inandığı evet. hususu e, belki çok karşılamayabilir Allah Resulü'nü çünkü inanmıyor böyle bir şeye. Sadece tabii, tabii. bir e, peygamber olarak, bir Müslüman olarak ve bir eş olarak bir e, hatırlatmada bulunuyor. O görüşme evet. sırasında görüşmeyi anlatan müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha'nın e, e, dilinden kendi babasına, annesine ve babasına Resulullah'la konuşsanıza benim ben, beni siz iyi bilirsiniz. Benim Hı -hı. hakkımda eee söylenmesi gerekeni söylesenize dediğini ve o güne kadar günlerce ensardan hanımların e, muhacirlerden hanımların yanına gelerek birlikte ağladıklarını e, göz pınarlı, pınarlarının bu olay sırasında kuruduğunu ve birden e, bire o üzüntüyle annesini babasını buna davet ettiğini fakat onların evet. Allah Resulü'nün huzurunda konuşmaktan hicap ettiklerini biz ne diyebiliriz Resulullah zaten seni biliyor dediklerini evet. ifade ediyor. Evet hocam. Çok doğru hocam. Yani bu fitne ateşinin ne kadar acı olduğunu göstermesi bakımından da bunlar önemli. Hazreti Ayşe, validemiz Peygamber Efendimiz'den bu cümleleri duyunca inciniyor ve diyor ki bu saatten sonra ben ne söylesem siz diyor bana e, şüpheyle bakacaksınız. Onun için ben Hazreti Yakub'un söylediğini söylüyorum diyor buradan Hazreti Yakup'un işte çocukları hani e, kardeşimizi kurt yedi diyerek bir gömlek getiriyorlar, kanlı gömlek getiriyorlar biliyorsunuz. O zaman Hazreti Yakup ne diyor? Estağfirullah. Kul e, kale, kale bel lekum enfusukum emra. Sizin nefisleriniz size bir şey yaptırdı, sizi kötü yola sevk etti. Fesabrun cemil. Vallahul mustaano ala ma tasifun. Fesabrun cemil. Sabretmek burada en güzel yol sabretmektir. Olayın neticesini beklemektir. Vallahul mustaano ala ma tasifun. Bütün bu söylediklerinize karşı veya söylenenlere karşı benim yardım dileyeceğim tek merci var. O da Allah'tır diyor. Hazreti Yakup'un dilin Aynı zamanda burada biz kıssaların da aslında hikmetini anlıyoruz. Yani burada Müslümanlar için işte Hazreti Ayşe bakınız burada Hazreti Yakup'un cümlesini kullanıyor. Fasabrun cemil. Vallahu'l musta'anu ala ma tasifun. Ve bu cümleyi söyledikten sonra işte ayeti kerimeler geliyor hocam. Nur suresinin 11'inde 11'inden 22. ayeti kerimeye kadar geliyor. Siz Mahmut hocamıza atıfta bulunduğunuz için ben burada durayım isterseniz. Ee, e, sabrınızı da taşırmış olmayayım. Ve e, Hazreti Ayşe'nin masum olduğu, bu olayın apaçık bir iftira olduğu söyleniyor. Müslümanlar hem o günkü sahabiler hem de günümüz Müslümanları böyle bir olayda nasıl bir tavır takınmalı? Yani üçüncü şahıslar diyelim. Üçüncü şahıslar nasıl bir tavır takınmalı? Bu ayetlerde anlatılıyor. Teşekkür ederim hocam. Ee, Nur suresi, Kur'an-ı Kerim'in 24. ayetin o e, suresinin 11. ayetinden başlayarak 20. ayete kadar müminlerin annesi Aişe radıyallahu anh'ın temize çıkaran, e, iffetli olduğunu, e, onu temize çıkaran ayetler nazil oluyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi olduğunu gösteren birçok delilin yanında bunun da delil olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Allah Resulü uzun bir süre devam eden Medine'de çalkantılara sebep olan hele hele o toplumda bu tür hadiselerin büyük tepkilerle, cinayetlerle karşılandığı bir ortamda e, sabrederek nihayet Allahu Teala'nın bu vahyiyle sorunu çözmüş oluyor. Çok yani zor, çok zor bir imtihan. Yani eğer Haşa bu vahyi kendisi uydurmuş olsaydı başından uydururdu. Haşa e, hanımını temize evet. çıkarırdı. Böyle bir şey söz konusu olmadığını da bu ayetler gösteriyor. Nur Suresi'nin bahsettiğimiz ayetlerinde Hazreti Aişen iffeti vurgulandığı gibi Müslümanların nasıl bir tutum takınmaları gerektiği hususu da vurgulanıyor. Ve e, bu gelişmeden sonra Hazreti e, Ayşe'nin annesi kalk Resulullah'a teşekkür et diye onu e, Peygamber Efendimize teşekkür et, teşvik ederken ben ancak Allah'a şükran Şükreden. duygularıyla e, yaklaşırım. Beni Allah temize çıkardı diyerek kimseye de e, eyvallahı olmadığını tam Ayşevi e, bir tavırla, Hazreti Ayşe'nin kişiliğine yakışan bir tavırla ortaya koyuyor. Bu hadise tabii e, Safvan bin Muattar'la ilgili bir boyutu olduğunu da söyledik. Hasan bin Sabit'in okuduğu bir şiir sebebiyle ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Bir taraftan böyle bir boyutu var. Hazreti Ebu Bekir'in Mistah bin Usase'ye yaptığı yardım var. Onu da anlatmanızı e, istirham evet. edeceğim. Ve cezalandırma olayı var. Hı hı. Belki başka hususlara hı hı. da e, değinebilirsiniz tamam. ama... Bu ayetlerle ilgili ayetlerin muhtevasına ilişkin tamam. de bazı açıklamalar yaparsak hı hı. yerinde olur. E, hocam tabi e, yani bu olayları her zaman hatırladığımda ürperiyorum. Gerçekten e, çok rahatsız edici bir durum. Yani e, Allah muhafaza Yani kendi etrafımızda, yakınlarımızda bir Müslüman'ın başına geldiğinde gerçekten tarif edilmesi, e, telafi edilmesi ve izah edilmesi çok zor olaylar. Peygamberimiz söz konusu olduğu zaman çok zor bir imtihan. Yani Peygamber Efendimiz hayatı boyunca çok zor imtihanlara tabi tutuldu. Ama yani düşündüğümde ben kendim Peygamber Efendimizin ile ilgili olayları okuduğumda bunu gerçekten ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü kişinin yani hem Casim abi bahsetti, hem siz bahsettiniz. Ailesiyle imtihanı gerçekten çok farklı. Yani en mahrem noktasıdır. Ee, ve e, hani e, meâtül mümininden olan yani Hazreti Ayşe validemizi biz e, hem ilim geleneği açısından sonrasında belki siyaset açısından konuşacağız. E, yani her noktasında ayrı bir yere e, konumlandırıyoruz ve onun üzerinden böyle bir e, iftiranın e, yaşanmış olması ve e, yani günlerce bu işin devam etmiş olması, yani köpürtülmesi Allah Resulünün e, tabi bu tür durumlarda e, zaman zaman bu tür sıkıntılar e, yaşanırdı. Bu olayı kastetmiyorum. Vahiy geldiği zaman sorun çözülürdü. Yani Allah Resulünün anlıyoruz ki yani hani sahabilerle konuşuyor, olayı çözmek yerine olayı hani peygamber efendimiz rahatlatmak yerine olay başka bir boyuta e, dönüşüyor. Burada tabi en rahatsız, rahatsız edici olan nokta e, böylece hani yavaş yavaş ayetin muhtevasına da girmiş olalım. Müslümanların gösterdiği tavır yani bizim genelde atladığımız noktalardan birisi yani sizin güzel bir şekilde söylediğiniz yani Ebu Eyyub el Ensari üzerinden Ebu Eyyub el Ensari üzerinden verdiğiniz örnek hakikaten hepimiz için esasında bir hayat rehberi olması gerekiyor yani biz yani bunu Müslümanlar olarak sadece geçmişte yaşanan bir olay değil işte günümüzü de etkileyen Casim abinin de işaret ettiği pek çok olayda belki farkına varmadan yani ya dillendirdiğimiz veya işte Tepki göstermediğimiz bir olay bu anlamda da değerlendirmek gerekiyor. Bu zamanımızda maalesef insanlar bu tür iftiraları çok rahat bir şekilde yapıyor. Özellikle sosyal medyada yani hani belki yeri geldiği için e, söylemek lazım. İtirazlar da bulunuyor. Sorulduğunda da ben öyle duymuştum yani evet. veya işte ben bir şey demedim ki yani o da kalksın suçsuz olduğunu. E, ispatlamış olsun. Şimdi hani mesele bu kadar gerçekten basit olmamalı. Allah Resulü'nün biz bu sürece baktığımız zaman çaresizliğini görmüş oluyoruz. Yani e, sahabiyle konuşuyor, çözüm olmuyor. İşte bir asabiyet meselesi üzerinden kabileler arası bir çatışmaya dönüşmüş oluyor. Ayeti dikkatli bir şekilde incelediğimizde esasında ayet 3 ayrı noktada bir değerlendirmede bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bu çirkin iftirayı ortaya bir takım çıkaran insanlar var. Bunlar cezalandırılacaktır ve cezalandırılmışlardır. Bu tamam. İkincisi bunu küçük bir grubun yaydığını yani bu fitnenin esasında yani çok geniş evet kitleler belki bunu konuşur oldular ama yani küçük bir grubun işte Abdullah bin Übey'in başını çektiği yine söylediğimiz işte Hasan bin Sabit'in, Mistah'ın ve Zeynep Binti Cahş'ın kız kardeşinin vesile olduğu ve onlarla beraber köpürtülen bir şey. Daha da önemlisi bizim işte belki hani bu program vesilesiyle bu programın son kısmında üzerinde durmamız gereken olan kısım her ne kadar bu olaylar yayılmış olsa bile bunu duyan kimselerin kadını erkeği duyduğu zaman duyarsız kalmayıp tepki göstermesi. E, ayet esasında buna e, vurgu yapmış oluyor. Yani şunu söylemiş oluyor ayet. E, yani siz bu olaydan haberdar oldunuz, bunu duydunuz, böyle bir şey duydunuz. Peki e, her şeyi geçtik. Bu olay kimle alakalı? Ya Peygamber Efendimizle alakalı. Yani e, burada e, duyar duymaz Müslümanların hadi oradan. Yani e, çok özür dileyerek söylüyorum hadi oradan. Yani kim buna inanır? Ee, yani bunu düşünebilecek olanın ben aklından şüphe ederim demiş olması gerekirken, e, işte şairün nebi dediğimiz, yine e, sizin o sorunuzda vardı, yani mistah Hazreti Ebu Bekir'in maddi anlamda destek verdiği, yani hem akrabalık e, kuzen, annesi kuzeni Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in, yani bu kadar e, yani Gönül bağının olduğu, ilişkilerin bu kadar sıklıkla e, cereyan ettiği ki Hz. Zeynep örneği hakikaten önemliydi. Yani e, belki de normal zamanda çekişmiş oldukları e, bir şey e, Hz. Zeynep validemiz e, zinhar yani böyle bir şey nasıl düşünülür? tepkisini göstermiş oluyordu. Esasında Müslümanların fitne konusunda münafıklarla ilgili olan tavırlarında başından sonuna kadar göstermeleri gereken tavra yönelik önemli bir işaret. Yani bunu burada e, affedersiniz işaret ettiğiniz ayet-i kerimede ikinci ayet-i evet. kerimede ilk ayette o iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Evet. Buna vurgu yaptınız. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. İmtihan oldunuz. İmtihan, ve... Onların her bir her biri işlediği günaha yüklenecektir. İşlerinden günahın büyüğünü üstlenen ise için ise büyük bir azap vardır. Evet. evet. İkinci ayette bunu işittiğiniz zaman mumin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü beslemeleri Bitti, bu kadar. ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Mümince tavır bu, bu değil mi? Böyle işte, olması gerekmez işte mi? Kur'an-ı Kerim'in zaten Allah evrenselliğini, evrenselliğine yönelik en büyük mesaj da bu değil mi? İşte biz de o yüzden diyoruz ya, Allah Resulü'nün e, hayatı bizim için niye bir e, örnektir? Yani biz Üsve-i Hasene dediğimizde sadece onun ibadetini değil, sadece onun yaptıklarını ettiklerini değil, işte Müslümanların e, burada e, her dönem karşı karşıya kalabilecekleri esasında bir e, fitne ateşinin olduğunu e, görebiliyoruz. Böyle bir fitne ortamı yani elbette böyle bir fitne ortamının doğmasını engelleyecek adımlar atılması beklenir ama böyle bir fitne ortamı varsa da bize, bize düşen şey bu fitne ateşini körükleyecek tavırlar içerisinde olmak değil. İşte Sizin de yine biraz önce ayetten vurguyla söylediğiniz Müslümana düşen şey ya söz konusu olan Allah Resulü, Allah Resulü için ben böyle bir şeyi, Hazreti Ayşe böyle bir şeyi yani Ümmetül Müminin olan bu kadar övgüyle bahsedilen bir kimseyle alakalı ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim demek gerekirken onlar her biri belki de kendi kişisel hırsları için, Farklı beklentilerle beraber e, farkına varmadan veya vararak e, burada o e, peygamber efendimizi en üzücü olan noktada işte vahyin gelişine kadar peygamber efendimizin çaresizliğini görmüş oluyorsunuz. Gerçekten e, çok üzücü ve bir e, hani e, siyerle uğraşanların e, gördüğünde veya bu gözü okunduğunda gerçekten e, yani beni her okuduğumda ayrı bir e, hüzne, ayrı bir e, yani Peygamber Efendimiz'i gördüğümüzde ayrı bir endişeye onun aslında ne kadar sıkıntılı ve zahmetli bir süreçte yani bütün bu işler olur uğraşırken bir taraftan da maalesef hayat devam ediyor hocam. Yani e, siz o sorunları yani kendi mahreminiz Usa e, bin Usase ile ilgili bir kızıyor yaklaşımı yani, var. Evet. Tabi biz e, Hazreti Ebubekir e, Hazreti Ebubekir Efendimizi şey gibi görüyoruz hep. Yani böyle hani Munis hiç şeysiz çok üzülüyor o da. Yani bir taraftan yakın arkadaşı Peygamber Efendimizin böyle bir olayla karşılaşmış olması, diğer taraftan kızı yani ne taraftan e, hani hani diyoruz ya imtihan onun onun nazarında da bir imtihan. Yani bir baba olarak ve bir arkadaş olarak, yoldaşı olarak, en yakın olarak ve kızıyor. Yani bir daha ben Tabii buna istahtan özellikle evet, de Misrahtan e, beklemiyor çünkü şimdi, he, bağları var. Evet yani kişiyi de zaten tam ona işaret edecektim. Kişiyi en çok e, sevdiklerinin e, yani yakınındaki kimselerin yapıp ettikleri üzer. Yani insanoğlu bu tür şeylerde hep etrafında sağında solunda kimselere bakar. Yani bir sıkıntıyla hiçbirimiz karşılaşmayalım ama en yakınımızdaki kimseler bize destek olurlarsa mutluluğumuz daha da artmış olur. Şimdi Hazreti Ebu Bekir de yani Peygamber Efendimizin yanında olmak istiyor. Kızı var, kızın hüznünü görüyor. Bir çözüm bulmaya çalışıyor ve bu işin başından sonuna kadar yani destekçisi olan maddi anlamda hamisi olan mistah üzerinden şekillenmiş olması da kendisini üzüyor. Ve bir daha ben ona yardım etmeyeceğim deyip sonra ayetin gelmesiyle beraber tekrardan ona yardım ediyor. Bu da aslında İslam'ın yani bir tırnak içerisinde intikam duygusuyla değil. Hata varsa bu hataların cezalandırıldığını çünkü bildiğiniz üzere hocam mistah, mistah bin iftihase ehli bedirden yani e, hakikaten ayrıcalıklı yani bedir ehlini Kur'an e, ayrıcalıklı bir statüde değerlendirmiş oluyor bu esasında e, bir, bir açıdan baktığımızda da hepimize bir mesaj yani Müslümanım demek tek başına yeterli bir şey değil Allah muhafaza her an başımıza bir sıkıntı gelebilir tetikte olmayı Müslüman olmanın bilinci ve şuuruyla hareket etmeyi esasında din bize emretmiş oluyor, öngörmüş oluyor. Bunları da bu açıdan değerlendirirsek en azından kendimize yönelik bir önemli ibret veya önemli bir ders olarak çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Nur suresinin işaret ettiğiniz 22. ayetinde, ''İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler.'' <laughs> Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Evet. It. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Evet, Buyuruluyor evet. mealen. Hazreti Ebubekir bu ayetin nüzulundan sonra eski yardımına, desteğine devam etmiştir. Mustafa bin Usasen'in ailesi maddi bakımdan durumları iyi değildi. Hazreti Ebubekir'in yardımıyla e, geçinmeye çalışıyorlar idi. Programımızın sonlarına doğru geldik. E, Casım hocama da bir soruyla ve onun cevabıyla bitirelim. E, büyük ölçüde ifk hadisesini konuştuk hocam. Belki kalan evet. e, Safvan bin Muattal'ın e, evet. durumu, tepkisi, kendisini anlatması. Biz hep Hazreti Aişe üzerinden konuşuyoruz. Evet. Tabi Hazreti Aişe'nin maruz kaldığı iftira ...muhatap olması bakımından, peygamberin eşi olması bakımından çok önemli ama... ...diğer tarafta da iffetiyle evet. bilinen afif evet. bir Müslüman var. Ee, evet. Ve o da kendini anlatmaya çalışıyor. Üstelik Hazreti Ayşe annemizle bir kelam etmeden... ...yani onu deveye bindirip e, o kadar hassas davranmış iken... ...böyle bir iftiraya maruz kalması karşısında tepkiler gösteriyor... Hassan bin Sabit'e yönelik bir saldırı teşebbüsü var. Belki evet, ee, e, konuşmadığımız evet. birkaç yöne de işaret ederek ama e, 4-5 dakika kadar bir zamanımız kaldı. İnşallah Onu da, hocam. E, dikkat etmenizi ee, istirham ederek. Belirttiğim gibi bu ifk hadisesinin ferdi, ailevi ve toplumsal çok yönlü yansımaları var. Günümüze de çok önemli e, hatırlatmalarda bulunan hususlar var. Tabii ki Safvan bin Muattal da bu dedikodulardan en çok etkilenen, en çok üzülen çünkü bu dedikodular onu da hedef alıyordu. Çok üzüldüğü için Bu vesileyle affedersiniz izin verirseniz Safvan bin Muattal'ın türbesinin e, ülkemizde bulunan birkaç sahabiden biri olduğunu, Adıyaman'da Sumaysat eski ismiyle Samsat'ta evet. idi türbesi barajın altında kaldığı için bir nakil işlemi yapıldı Adıyaman'dadır. Yaman'dadır. E, kaynaklarda türbesi. orada e, evet. e, vefat ettiği ve defnedildiği bilinen bir sahabi. Yani makam değil, me mezare, kabri değil mi hocam? Evet Ay, hocam. Evet. Tamam. O ayrıntıyı da söylemiş olalım o zaman. Safvan bin Muattal. Tabii bu üç kişi, Hasan bin Sabit e, açık bir şekilde e, şey yaptığı için dediğiniz gibi ifk e, yani iftira cezasına çarptırılıyor diğerleriyle birlikte. Bundan sonra Hazreti Ayşe lehine onun temiz olduğuna dair, iffetli olduğuna dair bir şiir yazıyor. Hazreti Ayşe onu affediyor. Zeynep evet, bu, da, binti, bu da güzel bir anekdot. Evet, evet. Zeynep binti Cahş, şimdi kız kardeşi Hamle binti Cahş diyor ki, benim kardeşim Zeynep binti Cahş'la Hazreti Ayşe arasında bazı çekişmeler, rekabetler vardı. Ben kardeşim Zeynep'in Zeynep'i desteklemek amacıyla bunu söyleyerek... ...Hazreti Ayşe'yi... E, ...ile ilgili bu dedikoduya katıldım. Çünkü... E, ...kardeşimin ön plana çıkmasını istiyordum. Şeklinde. Yani onu desteklemek için... ...bu dedikoduya katıldığını söylemiş oldu. Mistah bin Usase'yi de anlattınız. E, şimdi... ...şey e, neydi... E, ...Hasan bin Sabit... ...Hazreti Ayşe'de şiir yazdı. Onun affına mazhar oldu. Ve kurtuldu ama... Saffan bin Muattal'dan, Saffan bin Muattal bir kılıç darbesiyle Hazreti Hasan'ın, Hasan'ın bir gözünü çıkarıyor ve ellerini kesiyor. Kılıç darbesiyle. çünkü ona çok sinirlendiği için, kendisine iftiraya ortak olduğu için böyle bir durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saffan bin Muattal'ı tutuyor, hapsediyor. Çünkü eğer Hasan bin Sabit Ölürse bu yaralamadan dolayı cezalandırılması gerekiyor, kısas uygulanması gerekiyor. Fakat yine burada da bir insani bir şey yaşanıyor. Hasan bin Sabit, Saffan bir Muattal'e affediyor. Çünkü hakikaten dedikoduya kendisi kapılmıştır, ayağı kaymıştır ki bu insan olarak hata edebilir. Ama Saffan bin Muattal'e affediyor, böylece Saffan e, serbest bırakılıyor. Mistah bin Üsasiydi hocam söylediniz. Böylece şunu görmüş oluyoruz hocam. Burada ifk olayının, iftira olayının çok ağır, çok rencide edici bir günah olduğunu görüyoruz. Onun içindir ki Nur suresinin dördüncü ayetinde böyle bir şey söylediğiniz zaman dört şahit getirilmesi gerekiyor. Yani ya bu olaya adı karışanların kendileri itiraf edecekler veyahut da birisi birisi hakkında bir şey söylediği zaman dört şahit getirmesi gerekiyor. Bu şahitlik de böyle ben onları bir arada gördüm şeklinde değil, çok daha ileri düzeyde dört şahit getirmek gerekiyor. Bu bakımdandır ki iftira, e, iftira atmak günah olduğu gibi iftiraya ortak olmak, bu dedikoduları yaymak da günahtır. Ve İslam'ın bize öğrettiği şey şudur, biz üçüncü taraf olarak bundan uzağız ve e, bu büyük bir iftiradır diyerek, böyle bir şey olmam olmaması lazım diyerek kendimizi de kenarda tutmamız gerektiğidir. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de ee, teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyicilerimiz bugün e, hicretin 5. senesindeki hadiselerden Mustalik oğulları e, ve e, İfk hadisesi üzerinde durduk. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta aynı saatte Tekrar e, birlikte oluruz. Peygamberimizin izinde e, Allah Resulü haya, Resulü'nün hayatındaki önemli hadiseleri e, konuşuruz. Pazar günü e, Mevlid Özel Programı var Vav wow TV'de. 18.01 saatleri arasında e, programımızı e, e, izlemeye davet ediyoruz. Birlikte olmaya Allah Resulü'nü tekrar hatırlatmaya davet ediyoruz Sizlere Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.